Sokadesan merhaba. Garanti BBVA'nın desteğiyle 12 dev adamın dönüm noktalarını konuşmaya devam ediyoruz. Türk Basketbolun kuşkusuz en önemli dönüm noktalarından biri 2004'te Bogdan Tanyiv için Türkiye'ye gelmesi. Kesintiler de olsa neredeyse 10 yıl süren bir deneyim. Tabi arada Fenerbahçe periyodu da var. Milli takımda birlikte devam etti. 2004 hani giriş 2010 çıkış diye düşünürsek ve hani bu dönemin en yakın tanıklarından belki de en yakın tanığı Ertuğrul Erdoğan'la birlikteyiz, koç. Yani Bogdan Taimič ismi sadece tabii Türk basketbolunda var olmadı, İtalyan basketbolunda çok çok önemli bir yerde, kendi ülkesinde Yugoslavya'da zaten çok önemli evet. bir yerde, Fransız basketbolunda yine iz bıraktı. Bize de İtalya milli da büyük başarılar kazandıktan sonra ufak bir hani es verse de kulüp takımlarıyla çok istediklerini hani başaramamış olsa da o dönemde büyük bir Hamile olarak Türk basketbolunda geldi. Ben ilk olarak şunu sorayım: Bogdan için felsefesi nedir? Burada ne yapmak istedi? Ne kadar hani uyumlu çalışılabildi? Onu sor Şimdi tabii Bogdan Tanyevic aslında e, hakikaten çok özel bir figür, Avrupa basketbolunda belki dünya basketbolunda kendine ait e, bir felsefesi, kendine ait bir basketbola yaklaşımı olan hakikaten çok özel bir antrenör. Nasıl bir basketbolu hedefliyor? Bir kere rotasyonu çok bir basketbol var aslında. Yani her oyuncunun işte optimum dakikada sahada yer almasını ve dolayısıyla maksimum enerjiyle oynamasını istediği çok şu anki basketboldan, şu anki juridikten farklı olarak çok ofensif olarak e, oyun düzenlerinin çok fazla olmadığı ama e, oyuncuya bir e, özgürlük serbestlik veren biraz Chicago'nun bu üçgen ofensini alıntılayan bir ofensif anlayışı var idi. E, ama savunma tabi çok olmazsa olmazıydı. E, yüksek tempoda baskılı yapılan savunma hemen hemen her antrenmanda olması olmazıydı. Çok sayıda oyuncuya inanırdı hem antrenmanda hem maçta. E, ee, örneğin bizim antrenmanlarımız Genelde hem milli takımda Hem fea bahçede Minimum 15 kişi olurdu Yani 3 tane 5 yapılırdı ee, O da enteresan bir şeydir ee, Antrenman metodudur ee, Sayza yani Uzun boylu oyuncuya çok inanırdı Hani kısa boylu oyuncu Hiç hiç benimsemezdi Bir tane şey var Hikayesi var ee, Tek bir oyuncu var o da Marcus Green, e, Green. ...yatırlayacaksın evet. yani diz kapağını görmezdik yani şorttan dolayı. Ondan sonra... Avelino'daydı değil mi? Önce? Avelino'dan Devon Smith'le beraber almıştık ikisini. E, enteresan bir hikayedir o. E, onun dışında da genelde... ...hani benden e, daha kısa oyuncuyla yan yana gelmem gibi bir espri de yapardı. Dolayısıyla sadece çok inanırdı. Yani işte ne bileyim ben Emir Prezic'i bir numara oynatmak gibi... ...Semi Erden'i üç numara oynatmak gibi... ...Oğuz Savaş'ı dört numara oynatmak gibi hayalleri olan ve bu hayallerin de ciddi anlamda peşinden koşan bir adamdı. Yani ciddi hayali vardı. Yani çoğu insan gerçekçi olmayan bir yaklaşım olduğunu düşünürdü ama enteresan bir şekilde yani 1970'lerin sonundan itibaren hep bir hayalle aslında basketbol antrenörlüğü yapmış. Yani baktığınız zaman Saray Bosna KK Bosna ile yaşadığı 79'daki Avrupa Şampiyonluğu da çok büyük size de oyuncuların olduğu, ne bileyim ben işte e, İtalya milli takımında Pozekoyu kesmesi e, Pozekoyu kesmesi tamamen iki tane aslında şu anki basketbola çok benzer bir durum çünkü point kartın olmadığı bir İtalyan takım vardı Bazile ve e, Andrea Meneghin. Andrea Menengin evet ikili çok iyi bir ikiliydi. E, e Şimdi şeyi düşünürsek Stefanel dönemini düşünürsek işte Bodroğalar, Fuçkalar yani çok enteresan bir şey vardı. E, takıntısı vardı bununla alakalı. E, bir de tabii genç oyuncu. Yani e, geldiği andan itibaren e, benim çok da aslında zaman zaman e, muhalif olduğum bir e, düşüncedir o. Çünkü basketbolda tecrübenin önemli bir yeri var. E, <laughs> bu e, kazanımı da basketbol adına, takım adına kullanacak oyuncuları götürmek lazım. Takımın içinde tutmak lazım diye ben hep düşünmüşümdür. Bu noktada hep ayrılmışızdır. Yani çok çabuk yaşı geçmiş diye tırnak içinde söylüyorum. Ona göre yaşı geçmiş oyuncu 30 geçtikten sonra zaten. <laughs> ben onlarla yolları ayırmayı isterdi. dolayısıyla e, Fenerbahçe tarafı da biraz farklı oldu. Çünkü orada hem Damir Mırsic, hem Mirsad Türkcan, hem İbrahim Kutlay gibi veteranlarla uzun bir süre çalışmak durumunda kaldı. O bir farklılıkta ama milli takımı bunu yaptı aslında. Herkesin hatırlayacağı üzere Kerem Tunçeri Ömer ondan belli bir dönem gençleştirme operasyonu adı altında milli takımı yer almamıştı. Ama aynı jenerasyondan Hidayet mesela o şeyde hep vardı ama altında yatan belki de takım kimyasıydı. Çok da derinlemesine bunu konuşmadık ama ez cümle biraz ben onu hayalperest, biraz inatçı ee, ama müthiş basketbol aşığı ve e, müthiş basketbol yaşayan bir antrenör olarak hatırlıyorum hep. Şimdi tabii e, bu tecrübeli oyuncuların durumunu konuştuk koç. Yani biraz da başarının ya da işte hedef odaklı düşünüldüğünde turnuvalarda hani, tecrübenin önemi ortada. Evet. Biz aslında e, yani karnemize baktığımızda 2006 Dünya Şampiyonası beklentinin düşük bir şekilde gidildiği ve hani önemli bir başarının altıncılığın e, yakalandığı bir turnuva. 2010 beklenti çok yüksekti. Evet Tanya için hani bir sağlık problemi vardı He. ama hani günün sonunda kürsüde ve işte ikincilik ödü, ikincilik madalyasını alırken o vardı. E, dünya şampiyonalarında tarihin en başarılı dönemleri Av Avrupa şampiyonalarındaki başlangıcı 2005'ten alırsak çok çok uzun bir süre beklentiler karşılanmadı ve Tanya için dönemi eleştirilerken hep Eurobasket'lerden eleştirildi haklı olarak. Yani şimdi bir tartıya koyduğumuzda artılarıyla eksileriyle e yani bu dönemi nasıl hatırlamak lazım? Çünkü dönüm noktalarını konuşuyoruz. ve Retanya için bu ülkeye gelmesi ülke basketbolunu hem o 10 yılda hem belki sonraki 10 yılında da etkileyen bir karar oldu, etkileyen evet, bir an evet. Buna dair Şimdi et... aslında için gelişini değerlendirirken bir önceki dönemi de biraz değerlendirmek lazım. Yani işte 2001'de İstanbul'daki ikincilik bir final o zaman Yugoslavya mı Sırbistan Yugoslavyaydı Yugoslavia. galiba. E, kaybedilmiş bir final serisi var. Ama o, o kadroya baktığın zaman da aslında 2010'da oynayan birçok oyuncu o kadroda görüyorsun. Yani kimler vardı? Şöyle bir hatırlarsak Hidayet vardı. İşte Kerem, var. e, Kerem Tunçeri vardı. 2010'da yoktu ama Mehmet Okur vardı. E, yani orada bir genç oyuncuyla Kaya Peker vardı kadroda. Ömer Onan vardı yanlış hatırlamıyorsam evet. 2001'de kadroda. Çok fazla süre almamıştı ama yani aslında orada bir mix var. Yani bir karışım var. Yani bir tecrübe bir genç oyuncunun karışım var Aydın Örs döneminde. Akabinde 2004'te itibaren 2005'teki Belgrad'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nı hatırlarsak eğer yine orada da bir mix var aslında. Yani bir taraftan çok e, tecrübeli diyeceğimiz tarzda veteran oyuncuların olduğu, bir taraftan da işte NBA'ye yeni gitmiş Hidayet gibi, Mehmet gibi oyuncuların olduğu işte Euroleague e, o zaman e, yeni yeni Euroleague oynanıyor. Euroleague'in içinde e, yer alan genç oyuncuların olduğu işte Ömer Onanlı falan kadronun olduğu. İşte Ender Arslan da vardı yanlış hatırlamıyorsam Hı hmm. 2005'te. E, bir gençleşme operasyonu aslında e, göreceli bir şekilde bir önceki dönem başladı ama hız kazandığı dönem tabii Tayyip için dönemi. Ama tabii şuna ben çok dikkat çekmek istiyorum. Yani Türk milli takımı sadece Tanyemiş döneminde değil aslında birçok dönemde e, yanlış hatırlamıyorsam 1993'ten itibaren <laughs> Berlin Almanya'daki katıldığımız ilk Berlin'deki Avrupa Şampiyonu Nur, 90, Germen, 90. Koç. Nur Germen Koç, Çetin Yılmaz e, asistan koç, Tolga Tuğsevul asistan koç. Böyle bir ekip vardı orada. Şimdi oradan itibaren baktığınızda bizim milli takımımızın hep e, Türkiye dışındaki organizasyonlarda 2006 Dünya Şampiyonası Japonya'yı bir kenara koyarsak Zaten hep bir şeyi var, nasıl söyleyeyim, beklentilerin altında kalmış bir yapısı var. Ee, Sebebini aslında oturup hakikaten iyi, iyi, iyi araştırmak, iyi analiz etmek lazım. Ee, ama bu Tanyavici'nin döneminde tabii çokça eleştirilen bir noktaydı. Çünkü Tanyavici'nin geliş sebebi aslında geçmişte İtalya'da, bir önceki dönemde Yugoslavya'da, Eski Yugoslavya'da yaptığı etkiyi Türk basketbolunda yapacak bir koç ar arayışı içindeydi federasyon o dönemde. Dolayısıyla hani en çok eleştirilen yer elbette bu. Çünkü Türk milli takımında günün sonunda herhangi bir milli takımda sonuç e, odaklı olmak zorundasınız. Yani e, oyuncu yetiştiriyorum e, deyip işin içinden sıyrılamazsınız. Fakat tabii şöyle bir cesur tarafı var bu işin bana göre 2010 Dünya Şampiyonası'na adeta e, takımın büyükçe bir bölümünü hazırlayan bir süreçtir de o. Ee, ama e, ben Tanev için e, şu noktada e, eleştirildiğini e, düşünüyorum veya eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani yıl, Tırnak içinde söylüyorum. Yıldız oyuncu kavramıyla barışık olmayan bir antrenör, lük felsefesi vardı. E, dolayısıyla bir oyuncu zaten biraz sivrilmeye başladığında takım içindeki kimyalardan dolayı, e, ilişkilerden dolayı o, ki, o kimyanın bozulacağını düşündüğünden dolayı o oyuncuyla belki de yolları çabucak ayırmanın doğru olduğunu düşünüyordu. Bu doğrudur, yanlıştır. Bu bir felsefe. Bu bir bakış açısı. Ama e, onunla çalıştığım dönemde ben bunu hissetmiştim işin doğrusu. Ve bizim sahip olduğumuz oyuncular o dönemde yıldızlaşmıştı. Yıldızlaşmıştı. Evet. Avrupa'da yani, yani, NBA. E, tabii yıldız kavramını da tartışırız. Yıldız nedir? Bunu da tartışırız ama günün sonunda e, medyanın da e, e, oyuncuların da beklentisi elbette bazı figürlerin daha ön planda olması, bazı figürlerin takımın da e, lideri konumunda en azından takımın yüzü olarak yer almasıydı. Şimdi belki de 2006'daki o başarılı saydığımız dünya şampiyonası e, Serkan Erdoğan bir demeci vardır. E, Bormu'ya giderken ben o zaman milli takım antrenörü değilim ama ben e, gayri resmi olarak milli takımın o kamplarında hep bulundum Tanyav için isteği doğrultusunda. Çünkü Fenerbahçe'de beraber çalışıyoruz. E, sistemi de e, hemen hemen en iyi bilen asistan koç ben o, o dönemde ve işte Orhun'la iz içinde e, altyapılardaki Miltay'ın görevlerinden dolayı hep bir şekilde ben o staffın içinde e, yer alıyordum. E, hazırlık döneminde bir yaklaşık bir 4-5 haftalık bir, bir periyotta o hiç unutmadığım bir demeci vardır Serkan Erdoğan'ın. Burada herkes general demişti. Şimdi 2006 Dünya Şampiyonası aslında e, generallerin bir bölümünün gitmediği yani bir parça hani nasıl söyleyeyim albayların, yüzbaşıların hatta ta askerlerin olduğu bir turnuva oldu. Yani takım kimyasının bence biraz daha e, nasıl söyleyeyim dengeli olduğu e, ve daha takım basketbolunda oynandığı bir turnuvadır. E, belki de başarının sırrı aslında burada. Yani takım kimliğinde e, belki de Analize derken neden yurt dışındaki Avrupa şampiyonalarında veya turnuvalarda başarılı olamıyoruz? Çünkü 2002'deki Amerika'daki dünya şampiyonasında biz başarılı olamadık. dışında her şeyi konuştuk. Dolayısıyla hani biz biraz e, belki o kültürde oturuyor. Hani iki turnuvayı yani 2006'daki bu dünya Japonya'daki dünya şampiyonasıki turnuvayı ve diğer turnuvaları belki bir analiz etmek ve karşılaştırmak lazım. Yani bir takımı oluşturacak, bu noktada Taneviç'e belki bir kredi vermek lazım. E, çünkü söylemi hep buydu. Bir takımı oluşturacak unsurların hepsinin general olmasındansa, birçoğunun asker olması belki takım kimliği adına ve bir turnuva takımı olması adına daha önemli bir şey. Ama tabii dediğim gibi herkes kendini yıldız olarak gördüğü bir ortamda da antrenörlük yapmak çok kolay bir şey değil. Zor da bir jenerasyondu baktığınız zaman. Yani çalışması çok kolay bir jenerasyon değildi. Şimdi Koç'ta tabii çok fazla hikaye var Fenerbahçe döneminden, milli takım döneminden ki Tanıević de e, hikaye anlatmayı, hikaye dinlemeyi çok seven bir adam. Kendisi de pek çok hikaye bıraktı e, Türk basketboluna ama e, yani kamplardan olabilir, hani olabilir, turnuvalardan olabilir ya da hani 2010'dan belki olabilir. Çünkü e, hep içindesin ya resmi olarak ya gayri resmi olarak. Oradan paylaşacağım bir şey varsa dinlemek isteriz. Bak, 2010 çok özel bir sene. Şöyle. Aslında belki Tayyip için e, sadece koç olarak değil, insan olarak da karakterini ortaya koyan bir talihsiz bir süreç var 2010'da. E, bizim Türkiye Kupası'ndan sonra e, Fenerbahçe'de çalışıyoruz beraber. Ben asistan koçuyum. Eee Döndük ve bir teşhis kondu. Kanser. ve Hatta metastas yapmış. Çok ağır bir kanser. E, doktorlar çok da ümitli konuşmuyorlar. Ve hakikaten hem Fenerbahçe tarafı hem Mil takım tarafı böyle bir e, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Çünkü e, iki tarafında e, beklentilerin olduğu kişi Bogdan Tanyemiş. İşte ben Fenerbahçe'de görevi devraldım. E, ee, ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra eve geldi. Ev zaten deri çok yakın bir evdi. Yürüme mesafesinde. Şimdi normalde dinlenmesi lazım değil mi? Yani ameliyattan herhalde bir 3-4 hafta sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir gün antren yapıyoruz. <laughs> İçeri girdi. İnanılmaz bir şekilde girdi. Oturdu kenara. Şimdi ben farkındayım. Zor tutuyor kendini sahaya girmemek için. E ee, ve bir yerlerde böyle müdahale etmeye falan da çalıştı. Ee, o senenin sonuna doğru işte artık iyice böyle bir işte kemoterapiyle beraber çok ağır bir dönemden de geçiyor. E ee, biz de yani çünkü yaşama bağlandığı nokta önemli noktalardan bir tanesi basketbol. Ailesi ve basketbol. Biz de istiyoruz ki basketbolun kıyısından hiç uzaklaşmasın. Ee, dolayısıyla da o bütün o playoff karşılaşmalarında final serisinde hep arkamızda oturdu antrenmanlara mümkün olduğunca aldık ondan sonra fakat tabii ümitli değiliz biz yani günün sonunda bir şampiyonluk geldi Fenerbahçe'de çok hakikaten değerli bir şampiyonluk oldu beklenmedik bir şampiyonluk oldu e, o bir moral oldu arkasından yaz dönemi işte tekrar sen geleceksin büyük bir ihtimalle dedi bana ama benim de annem e, kanserdi ben e, Ankara'daydım ee, ...bunlar da Ankara'da kamp yapıyor milli takım... ...biz yan yana geldik... Ee, ...fakat hiç böyle bir enerji yok... Yani ...korkuyorum, endişe ediyorum... ...ve antrenörlük yapmak istiyor hala... ...kızıyorum da bir taraftan... ...ama doktorlar da diyor ki yapsın... ...yani bir şey bu... ...yaşama bağlıyor onu... Ee, ...hakikaten... E, ...o dönemde Orhun ve Nihat için ...tabii büyük katkısı var... ...o 2010 Dünya Şampiyonası'nda asistan koçları olarak... Ee, Tanyevich belki de hayatında ilk kez sahanın kenarında antrenmanda kalarak antrenman idare edip mümkün olduğunca çok antrenmana müdahale etmeden antrenman idare edip işin büyük bölümünü de asistanlarına bırakarak geçirdi o dönemi ki çok çok antrenmanı asistanına bırakan bir antrenör değildir. Arkasından o 2010'daki Fenerbahçe'nin şampiyonunun arkasından bir de final geldi Dünya Şampiyonasında. Ee, ve o kürsüye çıktığında ben vücut dilini, enerjisini çok farklı görmüştüm ve sonrasında zaten doktorların söylediği hakikaten bir mucize ee, onun üstüne biliyorsun Karadağ milli takımını çalıştırdı yani e, böyle bir inatçılık böyle bir yaşama tutulma ama bunun temel yani ortak paydası daha doğrusu basketbol yani e, birçok şeyini eleştirebiliriz Bogdan Tanyev için ama basketbol olan sevgisini, tutkusunu yani eleştirmeyi bir tarafa bırakıp belki de takdir edilmesi gereken bir yönü diye bence ortaya koymamız lazım. Her antrenör gibi birçok yanlışı olmuştur. Ama benim gözümde doğruları yanlışından daha fazladır. Bende öyle bir kredisi vardır. Herkese farklı farklı bir Bogdan Taymış figürü var ama bendeki figür bu. Peki koç ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Garanti BBVA'nın desteğiyle 12 dev adamı, Pota'nın perilerini ve 12 cesur üreyi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.